12 Ekim, 18 Ekim terazi burçları neler? Adaletin size güzel bir haftayı yansıtacak. Yani en azından karmaşık kafanızdaki sorunlar daha detaya inmiş olacak ve tek tek kontrol edeceksiniz. İşinizdeki insanları, dostluklarınızı, ailedeki insanların hatalarını tek tek böyle bir not alacaksınız. Ve sanki kimin doğru, kimin yanlış olduğunu ve kimler hayatımda kalmalı diye bu hafta böyle bir rutin temizlenme, insan temizleme haftanız olacak. Çok doğru karar çünkü hiç görüşmediğiniz insanlar bile telefonunuzun rehberinde var. Bunları bir silelim. İşinizle alakalı evet güzel gidecek. Sizi yormayacak bir hafta. Hatta çok da keyif alacaksınız. Hatta bu hafta hiç bitmesin diyeceğimiz bir hafta sizi bekleyecek. Yöneticilerimizle alakalı sorunlarımız varsa toparlanmış olacak. Daha sizi anlayacak bir iş enerji haftanız var. O yüzden işinizle ilgili çok sıkıntı değil. Hatta gitmek istediğiniz bir yer varsa bile buradan teklif gelecek. Ya da işsizseniz bile bu hafta iş kapılarınızın açık olacağı ve sizi daha mutlu edecek bir hafta olacağı için alternatifleri özellikle sizin 9 Ekim'den itibaren başlayacak bir enerji. Evet koşturun çünkü 18 Ekim'de sizin iş kapınız gayet hayırlı, verimli ve ayda yani 12 ve 18 hattı sizin için güzel geçecek diyorum bu hafta. Bunları doğru dengelediğinizde de maddi olarak da rahatlama. Çünkü bu ara görselliğe ve şık kıyafetlere özen gösteriyordunuz. Gardırobunuzda bir sürü kıyafetler var. Hiç kullanmadıklarınız var. O yüzden para listenizde bu hafta alışverişe değil, evdeki eşyalarınızı düzenleyeceksiniz. Kullanılacaklar, kullanılacak, kullanılmayacaklar, yollanılacak, hayır yapacak olarak gözüküyorsunuz. Özellikle bazı terazi burçlarına demişim ki uzun süredir yani bazı insanlar kurban kesiyor adak olarak, bazıları hayır yapıyor. Uzun süredir kalbinizde kan akıtmak vardı ya da hayır yapmak istiyordunuz. Evet bunu mutlaka yapın. Bu hafta en azından enerjiniz çok yüksek. Bu enerjinizle birlikte üzerinizdeki negatifler, kaoslar ya da sizi yoran ne varsa bir hayırla, bir kan akıtmayla iyi olacak. O yüzden size esmanıza En-Nur verdim. Yani 21 adet ya da istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Zaten size dua yeter der nefesinizde. Bu sizin için iyi olacak. Evliliğinizde kötü giden için özel kurban ya da hayır yapmak istiyorsanız En-Nur'u okuyarak adağınızla yaparak üzerinizdeki negatifler, kaoslar gideceğine uyarı vermişim. Aile büyüklerimizle sorun yok. Gayet de güzel geçecek. Sadece kardeşler arasında bir mal konusu ile ilgili gereksiz atışmalar ama sonra adaletli noktada paylaşılacak diye vermişim. Hafta sonu güzel bir planınız var. Kafanızı dinlemek istiyorsunuz. Bu doğru bir karar diye not almışım. Sevgilisiz olanlara güzel enerji verdim zaten. Evinizle ilgili de sadece yatak odanızın şekli ya da yatağınızı ya da perdeleri değiştirmek isteyen bazı terazi burçları var bunu. Özellikle uzun süredir boşanamayan, artık ben bu kocadan, kadından bıktım, kadından bıktım diyen teraziler, evet anlaşma yolunda söz konusu olacak. Eğer evliliğinizde gerçekten çok boşanamıyorsanız el camiye çekin bol bol ki üzerinizdeki bu bağımlılık, insanların size yarattığı sıkıntılardan kurtulmanız için diyorum değerli terazi burçları. Sağlık olarak belki sizde bel fıtığı ya da bağırsaklarınızla ilgili de basurla ilgili sıkıntınız olabilir diye not almışım. Bir de terazi burçlarına şey demişim. Sürpriz, güzel hediyeler, güzel oluşumlar sizi mutlu edecek. Bunun tadını güzel çıkartın. Güzellikler sizinle olsun. Yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz. Aile büyüklerinizden de size güzel bir hediye var. Terazi burçları anahtarla ilgili çok sevineceksiniz. Bunun da notunu şurada gördüm. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Astrolojiden ne haber? Instagram'da benim Akkaya Official'da zaten benimdi. Takip etmek isteyenler sayfalarımı takip edebilirler diyorum. Sevgi ve mutlulukta kalın.